Merhabalar arkadaşlar. Hepinize selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Biz yine Özlem bacımla evdeyiz. Bugün kızımla beraber Rahel Osman'a geldik. Başka misafirler de varmış. Nasılsınız? İyi misiniz bu arada? Hep sormayı unutuyorum sizlere. Sağlığınız, sıhhatiniz inşallah iyidir. Kendinize dikkat edin. Biz de biraz dikkat etmeye uğraşıyoruz. Gayet kış geliyor. Bu da bizi göndermedi. Selamünaleyküm bacılarım, kardeşlerim. Ablamın Arzu Nur yeğenim gelmiş. Onu da ben de salmadım. Bugün de dedim burada pişirelim, yiyelim diye göndermedim bunları. Başka misafirim de vardı, iki kişi. Ya sakın şey etme, virüsten dolayı bir araya toplan. Herkes mesafeli oturdu, ağızlarında maskeyle oturdu. Ben kalabeyim, ta bir ucundaydı kızına. Yani Arzu bir ucundaydı, ablam bir ucundaydı. Ben de kapının arkasındaydım. Öyle giriden giriye diye oturduk. Misafirler gidince de ablam yemek yapıyor. Ben de bulaşıkları yıkayayım diye mutfağa geldik ikimiz. Merhaba. Adam Tamam, kız hadi oynasın. Anne, ben mıydı? Bilmiyorum annem onu. Hadi git sen. Misafir oldu mu böyle bulaşık oluyor. Ben kaçacaktım arkadaşlar da. Ben salmadım. Şimdi güzelim güzelim diyor. Güzelsem güz dedim. Ben hastaladım bilmiyorum. İstemiyorum hiç durmadan. Ben gidip yatacağım eve dedim. Biz de o sanıyor esir aynen. Ben bunlara gittim mi bu sanmıyor. Bir de bu gideceğim biz diyor. Kalabalık, sen iki kişisin. Olsun, biz kalabalık çok durduk. Biz hepimiz şimdi bir aradayız arkadaşlar, biliyorlar diğer takipçilerimiz. Kız da geldiği için biz biraz daha, bir de torun geldi, kalabalık aile olduk. Gelsin, olsun. Onun için eve gitmesi daha iyidir, akşam akşam gitmeden. O da bana şu yemeğe doğru dedi. Ben de hazırlayayım arkadaşlar. O da bulaşığını temizlemediydi. Arzu da çocuğun anca bağırıyor. Onu yıkayın dedi de biz onu getirmedik. Ben yıkarım. Akşam da yemeğe olsun. Böyle uğraşır dururuz buralarda biz. Bulaşık makinesi olmayınca böyle elde yıkıyorum. Ama gerçi bulaşık makinesini... Aman ileride o da olur ya. İleride o da olur inşallah. Olmasa da ben seviyorum elde yıkamayı. Bulaşık makinesi de pasağını alıyor. Pisliğini alıyor. Tek tek döşüyor. O da öyle oluyor değil mi? O da. Benim makineyi de bayağı 7-8 yıl oldu değerli takipçilerim. Yeşim. Ben o zaman ameliyat olmuştum. 2 ay kalamadım. Belimden ameliyat olduğum için bulaşık falan ona kaldı. Arzu küçüktü. Okula gidiyordu. Sabah kahvaltı yapınca mesela kim kalkacak evde hanım olmayınca. Başlarına kaldığı için ben de bir diğer bulaşık yıkamam bir şey olduğunda Allah korusun hiç kimseye bir zarar vermesin de ben bulaşıkla yıkamam dedi. O zaman aldıydı bana. İyi ki de almış. Şimdi bazen gözüm yemeyiyor. Kalabalık misafir geldiğinde iyi oluyor ya abla herhalde. İyi oluyor. Şu tabak şeyine iyi oluyor. Şunlara bak. Küçük küçük bit gibiydi. Onu da yıkar dur. Şunu iyi bekle. Düdüklü tencereye yormuyor, o alüminyum düdüklere falan yormuyor da ben onu elimde yıkıyorum. Yine de çok şeye, bu kaselere, bardaklara, doğru. O şey, servis tabaklarına iyi oluyor. Sizler ne yapıyorsunuz? Ne işler yapıyorsunuz? Akşam yemeğini pişirdiniz mi? Pişirmişler. Gelince bir de şehriye çorbası yapacağım. Eniştem sever şehriye çorbasını. Kolay benim eşimin yemeği arkadaşlar. Değildi çorba. Bana diyor yemek yok değil mi? Sadece çorba pişir diyor. Ben orada da kalıyorum. Furkan da çorbayı falan sevmiyor. Furkan'dan biraz şey çekiyor. Şu baklıcan da biraz kötüymüş. Atmıyor bacım kotona. Kötü olmuş o. Onu doğru olmuş. Tabakta şey vardı. Dolapta onu da atmaydı. Onları gayrı katarken çıkaralım. Allah Allah soymuş öyle. Bir kat da yok hepsi. Kase, bardak, bardak altı. Yani tam bir şeyse öyle oluyor. Dökülür, başka oluyor. Misafirin biri de hem komşum olur, hem de eskiden tanıdığım arkadaşım olur. Ayşe'nin asker yoklamaya gelmiş. Hem de evin hayırlı olsuna gelmiş. Ama vallahi bize kızma, biz çok mesafeli oturduk. Herkes ayrı ayrı oturdu. Bir kanepenin ucunda biri, bir kanepenin ucunda biri.
Yani hoş geldin diye kucaklaşmadık bile. Yok yok, girelim. Arkadaş şunun içine girmiş yine. Tırmalar mı? Enişten çıkar dedi, geçen böyle oldu da. Ne gitsin? Gelince bir diğer çıkarsın. Gelirse daha haberi de yok. Onu koyduk medya telefonu açalım. Siz gittiğiniz yerde akşamlar mısınızdır şimdi bize? Değilsin. Arkadaşlar biz nasıl akşamlı olduk sizde? Ben de dün Urvaz Üley'i akşama adıranca bir yerde sopada pişmedi. Çölmeye ne demek ki tandıra koyuyor fazlamadan sonra. Ben de fazlına göre pişiyormuş. Pişti de yani kıvamına gelmesi için bayağı bir uzun sürdü. Ondan var bizde de daha şeyde, yemekte. Ahpakla. Urvaz Üley'le ahpakla, biz ahpakla dedik. Ne bulursan dış günlüğünü pişiriyor. Yani. Çok mu olacak patlıcan kız? Olsun. Kalsa da yarından yiyelim. Yarındaysa ne yemek pişirmezdi, kalanları yiyelim. Bir kişi olsan da pişiyor, bir kişi olsan da pişiyor bu yemek. Pişiyor. Pişiriyor. Acımaya bir halin yok. Daha ben de şunu kıracaktım. Sabah ben bulaşıklarını yıkadım. Çanakları vardı ya, Arzu Bey yıkayın, aman yardım. Arzu geleli hasta niyeyse bilmiyorum. Kanım ağrıyor. Hava değişim. Herhalde. Çocuğu da gelir, kaynası gibi demiş. Anne söyleme sahip dedi, kusuyor, istivar ediyor dedi. Çocuk güzel kıyacak, çocuk da bilmiyor. Bu sefer de kız. Hava değişikliği mi oldu? Belki de. Hiç yatmadı sabaha kadar. Hanım da diyor, şişlik hissediyorum diyor. Üşüttün emin. Mide üşütmüş herhalde. Herhalde. Ağzım diyor, kokuyor diyor, söyleme sahip diye. O işte mide üşüttü. Bu mide üşütmüş herhalde. Mide üşüttü. Her geldiğinde, bize geldiğinde böyle hasta oluyor bu. Şu tabakları da alayım şuradan. Değil mi o yüzden herkese sağlık sıkarttırsın Rabbim önce. Herkese. Amin inşallah. Bizlere değil. Gerisi nasıl olsa olur. Önce sağlık olsun. Hı. Hmm. Atar mı biraz bugün? Furkan'dır. Furkan'dır. Furkan diyor, Rica abine yok. Baksana abi diyor. Esra'ya bakma. Mesela takkayı bitirdi. İkinci sıra Furkan'a geldi. Takkası mı? Ya neydi bu arada getiriyor şapka veriyorum diye. Hmm. İplerimi telli telli gidiyor. Yani şeyi çok yaptınız herhalde. Ben daha başlamadım arkadaşlar. 3-4 sıra şeysini dolanı bildim. Kodum öylece. Vallahi yapmadım. Abla, ben daha geçen seneden bir vallahi izleyicilerimle göstermeye utanıyorum. Yine kaldı. Enişten kaza geçirdi. O gün annemlikten geldiydik herhalde değil mi? Evet. O gün öylece kaldı. Çocuğu götür çocuğu. Eniştem geldi Mustafa eniştem. Abim de konuştu. Ne? Esam da. Hangi abim? Esin abim. Esin abim. Esin abim. Kıdanın sonra şiit. Sonra konuşalım. Abim sonra bay bay. Video çekiyordu video. Video çekiyorlar. Kapattın mı? Aa çocuk buraya gelmiş oturmuş. Gel gel al da gidelim. Şişt enişteni çağır o götürsün. Düşürür seni. Esra seni cezleme. Esra elleme. Esra. Düşürür. Kızım düşürür. Anne benim elinden canı alma. Düşürür. Ortalık bayağı bir karıştırdı. Yavaş ama. Şu indi de aşağı. Hep kıracağım. Hep kıracağım vallahi hep indiydi aşağı. Sana mı geliyorsa kapı? Yok. Bana bir şey gelmedi de halıya düşeceğim. Ben halıya düşerse düşsün şu pahırın kapağı kırılacağı tutmasaydım. Biraz daha gidebilirim şu tarafa. O şeye uzak olurum diye gidemiyor. Sıcak su gel sınırı da akıyor şu pahırı yiyeceğiz yıkayın. Patatesleri soyup yıkayım, ondan sonra doğrayayım burayı. Sarımsağını da doğrayayım şöyle. Ben soyduğumu hazırladım arkadaşlar, yıkadıydım. Ben kaçacaktım dedim, midime gidildiğim gibi. Gidip yaklaşacaktım eve, bu... Ben bulaşığı yıkayınca yemek...
Ben bulaşığı yıkayayım, o da yemek pişir dedim. Zaten yemek her gün her gün, vallahi biz kadınların şeyisi. Yine bize evde ev taşıyor, işe giden ne oluyor yazık. Kardeşten gelince ev işi görüyorlar. Yemek yapıyorlar. Yemek yapıyorlar. İleyenimle biraz su soğuk. Onlara da Rabbim yardım etsin inşallah. Amin. Biz evde durduğumuz yerde. Evde de durur mu oraya? Keşke ben diyorum ki bugün kendi kendime keşke ben de çalışsaydım diyorum. Çalış yok diyorum, sigorta yok, şey yok. Geleceğimiz garanti değil, Allah biliyor. Hani bir sigortalı işten evinde çalışsaydım diye düşünüyorum. Şehirlerde olsaydık da ama yok. Bulaşıkçı neyim olurdum ben, yıkardım. Bulaşığı yıkarık. Dışına kadar soğuyor da sıcaklığı kendine gelemedi. Yıkayız kız bir yere gelemezsin. Yine de iyi iş gününe göre hava. Ben şunu doğradım. Şunu toplayayım. Şurada dursun da patatesleri soyayım bir hayır. İşi de yitirdim. Aldım. Neyi? Bulaşık teline de buldum geri. Hepsini mi soyacaksın patatesini? Ben öyle koydum ya, bir soy. Yok ya, çok olur bu. Tamam işte, kareli mi soyak lan? Acayip soyuyor. Koy patatesini alalım. Bu koy patatesini. Bizim koyumuzun çirkin toprağından belli, baksana. Koy patatesini. Bencilerimi doğradım, sebzelerimi. Etini de yıkayıp koydum içine. Şöyle göz kararı tuzumu koyuyorum. Şöyle göstereyim. Daha biz anca özden bulaşıkla uğraştım. Şunun ağzını bir açayım da benim elim. Aç. Biberini de koyalım da. Bayağı bir oldu bu. Küçülür mü? İşte bu küçülür. Kalan da yarın yedik. Çok ya. Doğrattın ya. Acı mı biber? He. İyi o zaman git. Al şu tuzu da. Yağ getir az da. Ben buna salça katmıyorum. Sen katar mısın? Ben katmıyorum buna. Bazen katarım da ben de çok çok katmam. Yoksa domates çok ya. Yoksa. Biberciğime gitti genizine. Anca yiyor ya. Çok. Bu iki şey bir dünya doyurur. Gel. Gel ya, çek bakalım. Şöyle karıştırayım. Tekrardan merhabalar değerli takipçilerimiz. Yemeğimiz pişti. Özlem Hanım'ın fırınını kızladık bugün herhalde. Kendi kızlamış gerçi de. Evet. Çekilin size bakalım. Ben saklanarak şey diyorum, buharlanıyor içi. Şöyle yemeğimizi gösterelim. Kuşu da çıkardım, böyle sıra biraz. Ben tartamayacağım. Anne bir bak. Çok oyun mu kız? Çeksin de koy, yanmaz mı? Ben ne yemeğimizi göster şöyle. Çekilin silah, saçın gider içine. Yemek pişti. Gelin buyurun yiyelim. Turşuyu da çıkarmış Özlem. Bakalım şey. Nasıl rengi çıkmış? Yap lan. Teyzeni de göster. Turşumu da bugün açtım. Şöyle çorba pişirmiş. Göster şu çorbayı da. Yemeği ben yaptım. Çorbayı da Özlem bacım pişirmiş. Nasibimize bir tane de sütlaç kalmış bacım. İyi. Teşekkür ederiz. Yemek benim elimden, çorba senin elinden. Bugün Allah ne verdiyse yağlı yağlı. Limonları da şurada şey koyalım, götürelim. Biraz sonra çay içerken görüşürüz. Gelin buyurun yiyelim. Yemek çok gelin. Teyzeme abone olun. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Biz yemeğimizi yedik, üstüne çay içiyor. Gelin buyurun çay içelim. Onlar içtiğince içtiniz mi çayımızı? Biz daha yeni içiyoruz. Merhabalar değerli izleyenlerimiz.
Herkese iyi akşamlar. Bugün burada yattı. Yemekli, çaylı. Ablam yemek pişirdi. Ben de bulaşıkları yıkadım. Yedik çayımızı daha çok. Şurada da pasaklı neydi ben? Çocuk yattı da yok anne orada duruyor öylece. Kanepemizin üstünde diyor kanımız ne duruyor? Sen şekerlik de benim günden uçuyormuş. Ne? Kahve içecek misin? Bak sen o kırmızı size geldik mi? Size gelirken Hüseyin geldi mi? Ben bu şeyi getireceğim siyah şu şekerliği. Hüseyin buna filcan diyor. Ablamınki de bunun büyüğü kırmızı. Hüseyin'le enişten mi bir kahve pişirelim? Enişten bir halta içer. Hüseyin'le üç gün içer. Ben onu şeyde pazarda Fatih'ten alacaktım. Kırmızı renkli. Ben siyah aradım. Yok olmuş. Dir ki onu ne yapacağım? Fincanla kahve mi çeceğindir bana? Ne diyeceğim? Ona kahve içilmez diye. Benimki şirin kadar var, şundan iki kat büyük. Özlem, halbuki var ya bunun güzel şekerliği vardı. Bu her gördüğünde böyle şey diyor. Ben her gördüğümden alıyorum işte, şekerlikte olur gibi anlıyorum. Sen sonra bunu da beğenmeyecek. Onu sana kaybı kadar yaparım. Duyuyor musun? İşleme çaydan bilmemişsin, oturuyorum, hoş geldin. Hoş geldin. Duyuyor musun? Babam şu çabuk, onu bil kuzum. Ben çekim şey yapıyorsun. Onu kaybı bardağı yaparım, güzel şeker de kalır. Sen çayın akla. Ben de. Çekim yapıyorsunuz ya, ben birazdan alırım diye ben kendim şey yapmadım. Ben ondan bıkarsam duyuyor musun? Sen o kahve bardağı 5-6 tane kahve atalım içine. Hı-hı. İç. Ama Serpil iyi de. Soba yanıyor mu? Var olan bir şey almıyoruz. Üstüne de yansın mı çayımızda? Şeker atmayacaksın. Yok. Ben şeker kullanmadığım için. Ha geçen bir takipçimiz de değerli takipçilerimiz de yazmışlar. Şeker zararlı, ben 8 aydır içmiyorum, boşladım diye. Arkadaşlar ben herhalde 8 yıldır içmiyorum. Özlem'in iştesinin yanında durur şeker. Benim alakam olmaz şeker. Ben içmem, ben şekersiz içmem, apaçı oluyor. Furkan içerim, oğlumdan ben içerim atarım. Ben 8 aydır değil, 8 yıldır neyindeyse ameliyat olalım, ben içmem değil mi? Serpil de içmem, bunun anlamıdır. Biz bırakamadık, ben bir denedim bırakamadım. Yani. Ben ameliyat olunca böyle bana şeker bilmedi. Şeker zararlı dedi, bana bilmedi. Ondan sonra kalınca dedim onu alacağım şeker yanıma. Daha mı vurdum? Kalkınca şekeri getirdim, at dedim, bir koy çay. Böyle alıştım. Alıştım. Kendimden de çektiydim, aman diye bana diyor çay verme gerekirse şekeri ver diyor. Sebebi ben çayı bıraktım, şekersiz iç falan diyordu ya. Denedim diye ara yapamadım. Gerçekten çay içtiğin anlamı böyle, öyle anlaşılır mı? Bırakamadım ya. Ben içmem şekersiz aç. Çayın lezzetini böyle alıyorum, şekerden değişik bir şey oluyor. Ben şimdi içemem. Ama böyle sıcak su gibi aynı öyle de. Yok. Böyle alışmış. Ama tadı gelmiyor. Siz tadını getirin şu ondan. İstersen şunun içine dök. Ben hiç içmem vallahi hiç. Nasıl tadını buluyorum bilmiyorum ki. Senin sayende. Bazen işe yarıyor mu demek ki? Tadını buluyorsun diyor. Bir de dalga geçiyor ondan sonra. Benim gibi adamı neden bulacaksın sana şekeri bıraktırdın? Sağlıklı olduğu için. Bir de sen ameliyatına geçirirsen ileride neyim? Ben de sana bilmeyeyim, şekeri ödeşelim. Ben veririm ona, koruyorum, götürür giden veririm. Nerede vereceğiz? Her gün benim yanımda mısın kahvaltıda şeyde? Dek geldiğimde veririm. Sen boşlat, ben geri başlatırım. Başlamaz. Furkan'dan isterim sen bilmezsin. Furkan hiç bilmez. Bu çaydanlığı iyi doldurduk ama bu çaydanlığı üç kişi içerirdik. Ablam pek içme o çayı. İnişten ben bir Furkan sen verin değil mi şeker? Bilmez, ondan da kaçırıyorsun çok atıyor diye. Ben de ondan kaçırıyorum bak. Ama o 1,5-2'ye gidiyor. O ölçümden. Çok atıyor. Bir tane yeter oğlum diyorum. Tamam bir tane yapalım. Torun da hiç durmadan ağlıyor. Kucağız müziği. Ya biz onu ne yapalım bilmiyorum ki. Her şeyi kucağıma alıyor, kaldırıyor, indiriyor. Durduk yere bağırıyor, öyle bir şey yok. Durduk yere bağırıyor. Yani ağrısı mağrısı da yok. Şurup ne de içiriyorlar acaba biri mi ağrıyor ki? Yok, yok. Yani hastalamış gelince de ilaçları var, kullanıyor. Gözünü koy dikiyor al orayı. Hiç durmadan ya evlerini istiyor bilemedim ben. Bu ara kızınla orada birbirine gol oldu bu karakter istemiyor bu çocuk. Olabilir. Değil mi ben götür şunu eve bakalım. Babası yok iki kişiler. Bu çocuk karakteri sevmiyor. Çünkü annesiyle kendi vardı. Bu karşısına çekmiş. Çünkü oynuyor mu oynuyor sonra gir bağırıyor. Evet değerli takipçilerim Furkan 7 yıl bağırdı. 7 yaşına girene kadar aç olsa da tok olsa da hiç bağırdı. Altı temiz olsa da kuru olsa da bağırıyordu böyle. O da dairesine çekmiş demek ki. Ben de oturduğum evde pencerenin önü şu kanepe gibi geniş idi. Çıkardım dışarıya yaz gününe, örttüm camı bağır orada dedim ya. İşimi göremezdim. Aşağı tandırın önüne kapatıp yürüyordum.
Yok oraya koydum. Orada güzelce durdu. Ben işimi yine yapardım. Buna çekmiş herhalde o da. Beni çocuktan ne soğuttu arkadaşlar Furkan be. Gerçekten. Çok ağladı çok. Hatta bir gün ben salladım. İyice bıkkınlık geldi. Ayaklarımdan kalkamazdım. Bana dedi ki babası bir sallaydın. İki şöyle salladıydı Furkan da hiç durası yok. Tuttu atıverdim minderle Furkan'ı. Sen nasıl çocuğumuzsun diye. Yani yememeyince ne olur? Anneler yine de şeyle yürüyor. Tamam da işimi durulmaz ya. Bir dakika durmuyor ya. Durmadı. Yorulmadı. Ben o yüzden yaşlandırdım Furkan. O yüzden Furkan'a çekmiştim. Şimdi çok akıllı efendi. Görüyorsunuz siz de. Ama böyle çok ağlayan çocuk da akıllı oluyor herhalde. Efendi ama küçük gene çok efendi. Çok çektirdi ama o tabii o zamanları bilmiyor şimdi. İnanmıyordu zaten böyle böyle yapınca. Ben hiç ağlamam. Sen uyduruyorsun diyor bana. Ben öyle bir şey yapmam diyor şimdi. Ben diyor hiç ağlamam uydurma diyor. Sobayı kim açtı kız? Nasıl ben açtım ama çayımız su vardı. Sıcakıyormuş bir de soba açmışlar. Bu. Öbür tarafta da şey geliyor caz müziği. Durduramazmış o çocuk ya. Durduramaz herhalde. Ne bileyim. Hastaneye neyi de güvenliğime ver ya? Şu anda hani bir vakittir alın desene. Normal ya ne ağrıyor ben bilmiyorum ki ağrı da yok onda ya. Azıcık tek 5 dakika yarattı kalktı ağrıyor. Kanını doyuruyor, altını değişiyor yok. Pardon altı mı? Gerçekten Furkan'ın ağrıdığına ne o zaman ben kızım gibi gencimsin de katlanmışsın. Geçen de dedim ya gayrı kafam kaldırmıyor ya. Ben Furkan çocuğumla bir büyütemem aman diyeyim. Mecbur büyüteceksin de lan. Ya tamam dursan etse sallarım, bakarım, yürürüm. Böyle bağırırsak avamın içinde oğul doğur sesi evet, ya. O da sessiz oldu bilemem babası ağladı. Ya. O da mı ağlayacaksın? Sırtına bağlayacaksın, gezdireceksin. Yani annesine için yazık, annesine bakıyorum, kucağıma alıyorum, şey diyorum yok. Ne kadar çaydanlık varsa Özlem'in evine mavi mutlu. Bizim ev var. Da keşke vallahi bak. Bizim ev vardı mı? Babası öyle. İzin verirse de çeksek yani. De büyüyünce baksa inanmazsa Furkan gibi o zamanlar biz çekmedik. Şu plazmanın altı hep çaydanlık dolu. Biz kenara çektik bir ocak için. Sakladık. Sakladık. Bizim evi görseniz değerli takipçilerim çaydanlıklar, tencereler, rejiler getiriyor. Ama abla onlar işte böyle bir dolu çaydanlığı işte orayı. Sabah getiriyor ne kadar çaydanlık varsa ben sobanın üstüne dolu çaydanlığı getirdim. İlla onu verdim. Bir şöyle getirin elini bir diğerdirin olsun. Yok gelme oraya. Bir şöyle dur asılıyorum getir diyorum bu iş diyorum yok getirme orada. O zaman o 100 yaşında var ya ki. Biliyor her şeyi ama yanına... Onun kuş olduğunu biliyor. Özlem yanına indir diyor, yanına koy diyor. Acaba içinde ya çaydan ne mi oynamak isteyecek şöyle edip? Annesi diyor ki dolu içti o diyor. Soğuk suyu neyi dolduracaksın ya boşaltacaksın. Yokuyum diyor. Onlar onlar boşaltacaksın. O boşuyor ama. Aslında onlar ya gittim odasının birine bir hortum dutsun. O iki de çaydan öbürsün. Orada dursun gitsin. O çaydanın kan içini açıyor boş. Su içti o orada. Su içti o orada. Benim çayım buz gibi oldu. Aslında bir çocuksa oyuncak istemiyor. Hiç bir şey istemiyor ya. Ne bileyim ne içtik çocuk bavranınca biz de korktuk hepimiz. Valla buz olmuş buzda olabilir. Nasıl şey mi içtin? Hem de sevmediğim soğuk çay mı? Ne bileyim be. Mesela tsunami döktürdün yoksa benim çayım bir ayrı buzdu. Ne bileyim. Ama şeker doğru şekerden yok ki içinde. Sen atmadıydın. Su mu döktün? Döktüğünü bilmem de ben şeker atmadıydım daha eski. Yavrum su dökün de öyleyse. Ben de diyorum bu niye soğumuş? O zaman ne sevmedi? Esra çayını içmişsindi. Benim çayımsı çok ama doluydu. Kimse almamış ki. Dökmüş. Ama bu yanıyor demek ki benim bu. O zaman sen Esra'nın çağırsın. Esra'nın içti sen iyi yaptın. Bugün içen içen. Senin kafan dönmüş. Ha işte bu sıcağımış demek ki pek soğudu. Ben de bunu da soğumuş diyorum. Esra'nın beni içti. Sobanın üstüne kapatın onu. Kapat içmezsin. Bu çocuk ağladı mı var ya ben yazık annesine kıyamadım ben diyorum şöyle sıkıyorum kendim ya ağlamasın diye işte. Ağlar çocuktur ya işte ne yapacağım bir şekilde öyle. Şöyle iyi dursa iyi iyi avutulsa da avutsam ya. Kucağı bile bilmiyor ablaca çocuk değil ki o.
Yanımdan çaydanlıklarını her şey böyle orada da gezecek. Torunum oldu böyle olacak. Torunlar olunca İbo'nun yaşarım çocuğu olunca. Yine benimkiler misafir yani geliyor sen da. Sen 3-5 gün durur ya da bir hafta durur, 10 gün durur. Bir ay durur. Or gider. Oğlanın çocuğu daha şey olur. Sen Hüseyin bana diyor, sen diyor buralar ince diyor, pasak düşürmeyeyim diyor. Bir kızıyor Esra'ya diyor. Pasak yok diyor. Yarın diyor 2 tane torun gelecek bu ya. Ay ikisine 3'ü de. Alışman lazım diyor değil mi? Alışman lazım diyor. Yo hani kız da bizim, oğlan da bizim, kızınki gelir canımız için oraya da. Gidecek hani olsa. Mesela onlar uzakta misafir yani olarak geliyorlar. Haydi oğlanı, gerçi Furkan da okur gider. Koyda olsa bile kız gider. Furkan da okur neydi de bir meslek sahibi olsa gider de gitmezse de mecburen avutmak zorundayım. Ben avuturum, ikisini de avuturum. Yarın sen avutucuk da. Yarın evlendirin ben de avuturum kız. Ben de durmuyorum. Duyar mı? Sen bile avutur. Avutur ne olacak? Avutur ben de avuturum. Benim torunum olsa ben vallahi ben nasıl gezdiririm onu, sırtıma alırım. Ya iyi akıllı dursa biz de gezdiririz de. Dedeliği bile kabul etme orada adamın biri. Öyle bir kabul edin ki. Öyle bir kabul ettiğince gezdiriyor. Ben de dedeneği olmam ben diye. Bir hazır hissetmiyorum dedi arkadaşlar. Dede olmaya hazır değilim dedi. Mansur'un yine evlendiğini. Oldum gittin. Mecbur, kabul ediyor, seviyor sonuçta. Hiç de seviyor. Ben daha gencim, Mustafa'nın torunu olmuştu birbirlerine. Hı-hı. Bir tanesi diyor, daha benim çocuğum daha kendi bebek diyor. Nasıl Mustafa niye evlenmiş? Yeken mi evlenmiş diyor? Kendi diye evlenmiş. Şeyde yazışıyor, grubumuz var. Tamam. Neyse arkadaşlar, kusura bakmayın. Bizim şeyimiz bitmez. Kendinize iyi bakın. Bugünlük de bu kadar olsun. Allah'a emanet başka olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin. Görüşürüz. İyi akşamlar.